teorisi canlıları, cansızları, bunların yapılarını, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Fen, bilimsel düşünme ve bu bilimsel düşünmeyi uygulamaya koymadır. Fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere üçe ayrılır. Bu üç bilim dalı arasında çok sayıda ortak konu vardır. Kimya, maddelerin yapısını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Biyoloji, canlıların yapısını, hücreleri ve hücre içinde geçen temel hayat olaylarını, canlıların davranışlarını, çevreleriyle olan ilişkilerini ve yeryüzündeki dağılışlarını inceler. Fizik, evrenin yapısını, evreni oluşturan en küçük temel parçacıklardan başlayarak en büyük galaksilere kadar tüm maddeleri ve bu maddelerin özelliklerini, değişimlerini, etkileşimlerini inceleyen, doğadaki olayların işleyişlerine hükmeden en genel yasaları bulan ve bu yasaları insan için kullanan bilim dalıdır. Fizik çalışmaları yapılırken maddenin boyutuna bakılmaz. Makro alemden mikro aleme kadar tüm maddelerin hareketleri ve bu hareketlerle ilgili olaylar fiziğin ilgi alanına girer. Fiziğin geçerli olduğu sınırları çizmek oldukça zordur. Çok genel bir ifadeyle fizik, dünyaya uzaklığı 10 üzeri 23 metre olan en uzak galaksiden tutun da maddenin temelini oluşturan atomdaki çekirdekte bulunan yarıçapı 10 üzeri eksi 15 metre olan protona kadar tüm sistemleri, bu sistemlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceler. Fiziğin ilgi alanı çok geniştir. Fizik bir olayı açıklarken makro alemde kullandığı formülleri aynen mikro alemde de kullanamaz. Her alanın boyutları ve etkileşmeleri farklı olduğundan kullanılan teoriler de farklıdır. Bu da fiziği alt alanlara ayırmıştır. Evrendeki nesne, olgu ve olaylar en genel olarak 8 alt alanda incelenir. Mekanik, klasik mekanik ya da Newton mekaniği diye de adlandırılır. Atomlarla karşılaştırıldığında oldukça büyük cisimleri ve ışık hızından çok daha düşük hızlarla hareket eden sistemleri inceler. Mekanik kuvvetlerin etkisi altında kalan cisimlerin hareketini ve durgun hallerini inceleyen bilim dalıdır. Mekaniğin insan yaşamında yeri büyüktür. Suyun akışından tutun da uçağın uçuşu, makinelerin çalışması, cisimlerin yere düşmesi, sarkaçların salınımı, gezegenlerin güneş çevresindeki dolanımlarına kadar evrendeki bütün hareketler mekanik prensipleriyle açıklanır. Elektrik, elektriksel yükün varlığı ve akışında meydana gelen çeşitli olayları tanımlayan sözcüktür. Elektriksel yük, elektriksel potansiyel, elektrik akımı gibi temel kavramları açıklar. Katı ve sıvıların oluşmasını sağlayan atomlar ve moleküller arası kuvvetler temelde elektrik kökenlidir. Günlük yaşantımızda elektriğin yeri ve önemi çok büyüktür. Cisimler üzerinde bulunan hareketsiz yükler durgun elektriği oluşturur. Yük hareket ettiğinde akım oluşur. Fiziğin bu dalı tüm bu olayları inceler. Manyetizma insanlığın bildiği en eski bilgilerden biridir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir. Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşidi vardır. Mıknatıslardan etkilenen ve mıknatıs durumuna getirilebilen maddelere manyetik madde denir. Yüklü parçacıklar arasındaki elektromanyetik kuvvet doğadaki temel kuvvetlerden biridir. Manyetizma bu kuvvetlerin başlıca özelliklerini, yüklü parçacıkların manyetik alanda hareketini, manyetik alanın özelliklerini ve kaynağını inceleyen bir fizik dalıdır. Maddenin yapısına inildiğinde molekül ve atomlarla karşılaşılır. Atom fiziği bu yapıyı aydınlatmaya çalışan fiziğin bir dalıdır. Atomlar çok küçük olduğundan özellikleri ancak dolaylı deney teknikleriyle anlaşılabilir. Bunların başında maddenin saldığı ya da soğurduğu elektromanyetik ışınımların ölçülmesi ve yorumlanmasıyla uğraşan spektroskopi gelir. Tüm kimyasal elementler özgün dalga boylarında ışınımlar veren tayflar gösterir. Atom fiziği bu tayflardan yararlanarak maddenin yapısını aydınlatır. Termodinamik fiziksel olayların oluşum koşullarını ve ara etkileşimlerini enerji ve entropi değişimleriyle inceleyen bilim dalıdır. Özellikle sıcaklık ve ısı kavramlarını, ısı aktarımını, ısı iletkenliğini, genleşmeyi ve ısı ile diğer enerji biçimleri arasındaki dönüşümleri inceler. Buhar makineleri, içten yanmalı motorlar, jet motorları, otomobillerden uçaklara ve uzay araçlarına, elektrik güç santrallerine, iklimlendirme sistemlerine ve bilgisayarlara kadar uygulama alanına örnek olarak verilebilir. Kısaca termodinamik, fiziğin enerji ve enerjinin şekil değiştirmesiyle uğraşan kolu olarak tanımlanır. Optik denilince akla ilk gelen ışıktır. Işık, evrendeki ve çevremizdeki nesnelerden bilgi alabilmemizi ve iletebilmemizi sağlayan ana kaynaktır.
Optiğin konusu, ışığın doğası, özellikleri ve madde ile olan etkileşmeleridir. Buna bağlı olarak optik, girişim, kırınım, polarlama, yansıma ve kırılma gibi ışık yasalarını araştırır. Mercek, dürbün, teleskop, mikroskop gibi optik araçların yapımı ve geliştirilmesi de optiğin konusudur. Aynı zamanda ışık, elektromanyetik bir dalga olup bu dalgaların tüm özelliklerini üzerinde taşır. Teknolojide yaygın bir kullanım alanı vardır. Nükleer fizik, atomdan yaklaşık 10 bin kez küçük olan atom çekirdeğinin yapısını, temel özelliklerini, parçacık yapısını, bağ enerjisini, manyetik, elektrik, dinamik özelliklerini ve kararsız çekirdeklerin ışımalarını araştıran bilim dalıdır. Kararsız radyoaktif çekirdekler, alfa parçacığı, beta parçacığı, kütlesiz nötrinolar, pozitronlar gibi parçacıklar da salarlar. Çekirdek özellikleri saçılım deneyleriyle saptanır. Çekirdek tepkimeleri ve nükleer kuvvetler bu alanda incelenir. Katı hal fiziği, yoğun madde fiziğinin geniş bir dalı olup şekil değiştiremez maddelerle veya katılarla ilgilenir. Bu maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini araştıran fiziğin bir dalıdır. Katı hal öncelikli olarak kristallerle ilgilenir. Kristallerin oluşumu, atomların kristaller içindeki yerleşme düzeni, aralarındaki uzaklık, bağ açıları, katıların ısı sıhhası, ısısal iletkenlik, ısısal genleşme, elektriksel iletkenlik, iletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süper iletkenler incelediği konulardan bazılarıdır.